Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek olan dağ bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda heyecan başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destek verdiği ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı dağ bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün heyecanı geride kaldı. İlk gün yapılan yarışlarda sporcular zorlu parkurda kıran kırana performanslar sergilerken zaman zaman da zor anlar yaşandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen dağ bisikleti Türkiye Şampiyonası'na 81 ilden 25 kategoride 300'e yakın sporcu katıldı. Yarışmaların ilk gününde büyük erkek ve büyük kadınlar 1,5 kilometrelik zorlu pistte yarıştı. Yarışlarda dereceye giren sporcular Uluslararası Bisiklet Birliği'ne gönderilecek ve orada olimpiyat puanı alıp 2028 olimpiyatlarına hazırlanacak. Türkiye Bisiklet Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nı şimdi düzenliyoruz. Heyecanlı bir yarış. Yaklaşık 3,2 kilometrelik bir parkur var. Tabii bununla beraber 4 ayrı parkurumuz var. 3 parkurumuz burada, bir parkurumuz da aşağıda, daha düşük rakımda yıldız kategorilerinin yarışacağı bir parkur. Türkiye'nin enleri burada. 81 ilden toplam 300 sporcumuz burada 3 gün boyunca ter dökecekler. Toplam 25 kategori var. 3 gün içerisinde birinci gün bugünkü yarışımızda 2 kategori yarışıyor. Büyük erkekler, büyük bayanlar. Yarın büyük erkek, büyük bayan, genç erkek, genç bayan, aynı zamanda master kategorileri var. Pazar günü de yıldız kategorilerle elit erkeklerinin World Cup şampiyonası devam edecek. Buradan alınan büyük erkek ve büyük bayanların almış oldukları puanlarla UCI'ye gönderilecek. Yani Uluslararası Bisiklet Birliği'ne gönderilecek. Orada olimpiyat puanı alacaklar. Gün sonunda erkeklerde Emre Yavuz, kadınlardaysa Azize Bekar ilk sırayı aldı.